Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün elmalarımıza ve ceviz ağaçlarımıza Mayıs 15 suyunu verdik. Evet, bu bizim geleneklerimizde var. Mayıs 15 suyunun verilmesi. Bilmiyorum, atalardan kalan bir şey. Hani bu ne kadar mantıklı, ne kadar mantıksız veya da iyi kötü bilemem. Ama bizimkilere iyi geliyor. Arkadaşlar bizim sulam sistemimiz karıktan sulama. Yani bazıları vahşi sulama diyor. Bazıları klasik sulama diyor. Adını siz koyun. Şu şekil arkadaşlar. Şu yukarıda görülen hattan yaklaşık burada bir sona kadar şöyle bir 90-100 metreye kadar 20-30 tane ağaç var. Şu sıradan başlıyor. Üst sıradan şöyle geliyor. Şu ikinci sıraya geldiğinde bunu yapmamızın sebebi sadece diğer tarafta, alt tarafta şey var. Şunların kaç iz düşübü aşağıya geldiği için üst katın buradan da sulansın dedik ve artı şu devam eden, şu gözünde devam eden su, hatta şu hat, şu devam eden hat ileride çatallama yaptık. Şimdi burayı da göstereceğim. Şöyle böyle bir 12-13 tane ağaca doğru gidiyor. Bunlar da dahil olmak üzere. Maşallahları var, yemişin. Allah korusun, inşallah ilaç milaç atmayız. Çok güzel gözüküyorlar. Ve ondan sonra şu alt kata gelen su miktarımız bu bizim. Bu da burada yaklaşık bir 13-14, işte burada 17 tane ağaca su gidiyor. Onu şöyle yapmışız. Şöyle bir sistem kullandık. Yani hiç karışmıyoruz biz. Biz karışmıyoruz yani şu sulamaya. Sadece suyu bıraktığımızda bir kontrolünü yapıyoruz. Gabar dediğimiz sistemin üzerinde tıkanıklık var mı yok mu ona bakıyoruz. Ve bu şekilde bir mühendislik harikasıyla sulamamızı yapıyoruz. Yorulmak yok, sadece suyu bırak git. Bir de kontrol etmek için geliyoruz. Şu şekil işte arkadaşlar gözüküyor. Böyle. Görüyorsunuz. Hiçbir yere, hiçbir yer susuz kalmıyor. Her tarafa homojen şekilde bir su gidiyor. Göründüğü üzere. Yani mühendislik harikası. Tabii bunu mühendis yapmadı. Biz kendi düşüncemizle yapıyoruz bunu. Hiçbir yer susuz da kalmıyor. Gördüğü gibi şuraya bile suyumuzu, dediğim o ortanca hatta buydu arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Bu da alt kattaki hattı. Şurada da bir elmamız vardı. Bu sene yağışlardan dolayı, birkaç senedir yağışlardan dolayı çökmüş aşağıya doğru. Şurada. Ve şu tarafta 3 elma. Burada büyük bir ceviz. Yani sulama sisteminden bahsediyorum ben. Arkadaşlar. Ve 3 tane de burada, toplamda 6-7 tane de, 6-7 tane de şeyi buradan suluyoruz bu şekil. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir çatal misali, ters V ne derseniz deyin. Oradan böyle gidiyor. Buradaki su böyle gidiyor. Ve orada görüleniyor. Şu da üst kat, dediğim gibi 90 metrelik mesafe. O da böyle gidiyor. Burası adeta bir göl gibi şu anda. Su almış başını gidiyor. Hemen suyu kesmem lazım. Yaban domuzunun helak ettiği armudumuz. Dal üzerine bırakmadı. Tek dal kaldı. Tüm dallarını yemiş. Yememiş. Kırmış daha doğrusu. Kırmış diyelim ona. Parçalamış ağacı. Nalet bir hayvan. Bu da dedelerden kalma bir ceviz. Ceviz ağacımız. Klasik bir ceviz. Yaklaşık 12 metreye yakın bir boyu var şu an bunun. Kesa. Tutumu güzel. Tutumu çok güzel.
Arkadaşlar bizim sulama sistemi de bu şekil. Tabi damlama sistemi de kullanıyoruz başka bahçemizde. Ama burası damlama sisteminin kullanılmasının imkanı olmayan bir yer. Yani mümkün değil burada damlama sistemi kurulması. Çünkü büyük kanaldan su geliyor buraya yaklaşık 150-200 metre ileride. Büyük kanalda o kanalın üzerinde o kadar ağaç var ki, o kadar asma var ki, o asmaların yaprakları, ağaçların yaprakları, karaçalıların yaprakları yabarı dolduruyor. O da bir depo yaparsak depoyu mahveder. Yani olduğu gibi bayağı sıkıntı. En iyisi böyle bir sulama sistemi. Para da vermiyoruz. Hiçbir şey gitmiyor. Bir kuruş suya para vermiyoruz. Elektriğe para vermiyoruz. Su doğal zaten. Kaynak su. O yüzden böyle sulama daha güzel. Şöyle bırakıyorsun. Bir 10 saat veya da 8 saat sulama bitiyor. 5-6 gün sonra gelip tekrar bir 8-10 saat sulamanı yapıyor. Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun.